Basına yansıyan ve sosyal medyada en çok konuşulan konu bir belediye yönetiminin ağaç dikme töreni değil, dikili ağaçları katletme haberleriydi diyen Yeşilkaya, sahil bandında bulunan yetişkin ağaçlar maalesef proje gerekçesiyle kesilip yok edilmiştir. Yaz sıcağında gölgesine sığınılan bu ağaçların yok edilme gerekçesi nedir? Onlarca yaşındaki mimoza, dut ağaçları, kauçuk ve palmiye ağaçları kesilerek büyük bir kısmı kuma gömülmüştür ifadelerini kullandı. Gördüğünüz gibi bunların tamamı birazdan belki 1 saat 2 saat sonra önlem alınmazsa hepsi yok edilecek karşıya doğru. Tabi bittikten sonra da bir video çekeceğim. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? O aradaki farkı da sizler tespit edeceksiniz, gözlemleyeceksiniz. Yeşilkaya, bizler ve Mahmutlar halkı olayın vehametini bir gazetecinin sosyal medyada yaptığı canlı yayında öğrendik. Daha sonra kesim yerine toplanan Mahmutlar halkı ağaç katliamına karşı durup büyük bir tepki gösterdi. Olay yerine güvenlik kuvvetleri ve zabıta sevk edilmiş ama halkımız direnerek kalan yeşilliğin katledilmesini önlemiştir. Vatandaşlarımıza ve gazeteci büyüğümüz Suudi Çandır'a partimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 40-50 yıllık ağaçların katledilme emrini verenleri de şiddetle kınıyorum. Bu katliamla ilgili olarak yetkililerden bir açıklama bekliyoruz. Vatandaşların altında oturup gölgelendiği bu ağaçların kesilme amacı vatandaşları sahil büfelerine mecbur etmek midir sözleriyle tepki gösterdi. Neticede bu bahçemizde birazdan yok olacak. Tabii tepki gösteriyoruz. Keşke bunlar hiç kıyılmasa. Çünkü bir ağacın ne kadar zor yetiştiğini hepimiz biliyoruz. Belki bizi duyan olur ve bu ağaçları kurtarmış oluruz. Çünkü bunların hepsi canlı ve can. Bunlara kıymamak lazım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.